Hanımlar buyursunlar, puanlarınızı yazabilirsiniz. Menüsünde eksik yok. Yine 3'ten başlamak zorundasınız. Bugün 4. gün. İlk 3 gün verdiğiniz puanları kullanamazsınız. Dikkat edelim lütfen. Yanlışlık olmasın. Dikkatlice puanlar bekliyoruz sizden. Herkes yazdı mı? Yazdı. Herkes puandan emin mi? Az ya da çok olduğunu düşünen varsa şimdi değiştirsin. Sonra değiştirmeniz yasak biliyorsunuz. Çünkü Yosma teyzenin puanıyla başlıyoruz. Herkes emin mi? Eminim, ben peki, de eminim. O zaman açık oylamayı başlatacağım. En düşük kaç bekliyorsun hemen? En düşük 3 bekliyorum. 3 bekliyor musun? Yani çok fazla eleştiri yapıldı. Yemeklerime çok kötü denmedi ama kayınvalidemin evet, tutumundan kaynaklı eleştiri yedim ben. Şu an şey diyor musun? Keşke annem o lafları söylemeseydi diye. Ben gereksiz bir laf kullandığını aslında düşünmüyorum. Kendimiz konuştuğumuz zaman. Bugün kullandığını düşünüyor musun? Anlattığından. Sofrada. Bugün de aslında yanlış anlaşıldı o. Ben onun hani telaffuz etmek istediğini anladım ama. Hangisini? Teyzemizin hani yumuşak aslında daha rahat yiyebilirsin demek istemişken o şekilde telaffuz etti. Yanlış anlaşıldı. Öyle hani. Evet. Kusura bakmayın. Yanlış bana kaynana olmadı mı? Ya o da mı yanlış söyledi? Anlayamadım. Bana sen kaynana olmadın dedi. O da mı yanlış? Ben o arada ben o arada içerideydim bilmiyorum ne oldu. Şu kaynana dedim, olmamışsın dedi. Yemeklerde dedim. Hayır bak sen dedi kaynana olmamışsın. Bak gerçekten ya. Gerçi öyle söyledim sen ben. Sen dedim acaba benim kulağımda sorun var. Hayır doğru söylüyor. Biz gerçekten anlayamıyoruz bence Şenay Hanım'ı. Ben anlayamıyorum şahsen. Evet. Ben yanlış diyorum. Ben baştan düşünüyorum diye kulağımda sorun mu var diyorum. Peki. Benim gelinime de Zuhal Hanım neler söyledi? Sor kaynanana. Sen de bana söyledin. Evet, Yosma teyzenin puanıyla başlıyor bugünkü açık oylama. Buyur Yosma teyzeciğim, aç ve söyle lütfen puanını. Benim puanım 7. 7. Evet. Çok mu beğendin? Evet. Hepsini beğendim. Denizli bile anladı. Ben oh, beğenmemediğim bir şey yok. Anladım. Afiyet olsun. Evet, güzel bir puanla başladık. Evet. Ama anladı beni teyze. Ben burada konuştum ben yaptığına onunla. Çok üzüldüm. Helal olsun sana teyze ya. Osman puanı beğendi öyle ben düşündüm. Çok üzüldüm sana. Osman teyze ablacığım seninle kesinlikle şoktayım. Evet. Niye? Şoktayım. Ama yemeklerle ilgili. Yani 7 puanlık ya, bir sofra değil mi? Yemek yoktu. 7'lik sofra değil miydi? Değil tabii ki. Kayseri'de kaynana değil kesinlikle. Gömde çıkardı. Ben gömde çıkardı. Yedi geldi. Gömmedim ben. Çoktayım ya. Sizin verdiğiniz cevapları verdim size. Bak kaynana. Bak gelinle hiçbir şey demiyorum. Tamam, gelin bitti. Şeyini bozmadı. Ay sen konuşma. Tabii ki canım. Evet, evet. Hanım hanımcık bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Ya. O benim yemeklerim dört dört. Sufrada eksiği yoktu yani. Yemekler de geldi. Yusna teyze. Bende de eksik yoktu. Teyze. Bende de eksik yoktu. Sende de eksik yoktu. Sana da eksik yoktu. Evet, daha da güzeldi. Sen bana verdin de 6. Hiç eksiğim var mıydı? Şok. Benim sofrayla çok farklıydı burası. Şok. Çok yanlışım var. Ben 3 yine beklerdim. Aynı dedim. Gerçekten yanlış. Yok benim 5 puanı var. 3'ü değil baba, de. Baba Yusna Dez yine 3 yazar diye yok, onu beklerdim. 3'ü veremezdi. Ama üçünü yemeğiyle alakalı. 3'ünü veremezdi. Vereceği tamam, boy. Tamam 5 vardı. 5'ti. 4'ü vardı. 4'ü yok. 5 var. 5. 4'ü kime kullandı? 3'ü bana 4'ü. Kime kullandı 4'ü? Bana kullandı. 4'ü orayı 3'ü bana kullandı. 5'e verecek bir 5'i vardı veyahut da 7'yi kullandı. Şoktayım ben. Evet. Gerçekten şoktayım. Peki. Ayten Hanım puanına geçeceğiz. Buyurun Ayten Hanım, sizin de puanınızı görelim. Puanım 7. Dünkü açıklamamı yapayım. Ne üçlük ne dörtlük bir masaydı. Üçüm dördüm vardı. 5-6'yı size tabii kullandım. Üçlük, bakın değil. Ne üçlük ne dörtlük bir masaydı. 5-6'yı kullandığım için o bana 7 verdi diye değil. Kullanmam gerektiği için kullandım. Şimdi ben buraya 3-4 verebilir miydim? Eksiği var mıydı? Yoktu. Her şeyi vardı. Ben 3'ü 4'ü nasıl vereyim? Yok verilmez. Bu hafta hiçbir gelinize verilmemesi gerekiyor. 5-6'yı kullandım. Birinize 5'i, birinize 6'yı kullandım. Ya 7 verecektim, ya 2 verecektim, 1 verecektim. 2-1 veremezsiniz. Yani eksik onu da veremeyeceğim için kusura bakmayın. Bakalım Fatma Hanım'dan kaç puan gelecek? Evet buyurun Fatma Hanım. Sizin de puanınızı görelim artık. 3.
Evet. Kaç? Üç. Ben biliyorum zaten. Yani kısasa kısas. Demen gerekiyor. Yani. Sen neden gerçekten? Yani neden gerçekten? Çok çok haksız. Bu çok az bile. Ben bir verecektim ama. Ben sana iki verecektim. Bir saniye. Bir şey olsa bir verir miydiniz? Vallahi verirdim. Bir şey söyleyeceğim. Şu ben an. Ben sana iki verecektim aslında. Ben Zuhal Hanım beni çok incitti. Ama siz şu anda kayınvalideme puan vermiyorsunuz. Siz sofraya ve yemeklere puan veriyorsunuz. Kayınvalidem benim tabaklarıma, kaşıma, çatalıma, çiziye vermiş. Ama şöyle söyleyeyim. Bu bir sofra. Bu bir sofra. Kayınvalidem ona da yorum yapabilir. Yemeğe de yorum yapabilir. Hayır. Yetişmediyse yapmadım. Ona da yorum yapabilir. Ama sizin şu anki verdiğiniz tepki kayınvalidem bana neler dedi tepkisinin yorumu. Evet. Bu 3 değil. Biz sorduk neden 3 verdiniz benim gelinime? Dedi ki tabaklarınız kullanılmış, çatalı çizilmiş. Hayır. Ben yemeğe verdim. Dediniz ertesi gün. Ha burada ben yalancı bak kaç kişi söyledim ama ben. Seninle daha tartışmayacağım. O zaman lütfen. Sen de tartışma. Bitti benim seninle işim. Tartışma muhatabındayız zaten. Peki bakalım. Son olarak Ali Hanım'da kaç puan geliyor? Evet, buyurun Ali Hanım, açın ve söyleyin lütfen puanınızı. 3. 6 verdim. 6'ın güne gelmedim. Hayır. Geçti güne artık gelmedim. Ben söyledikten sonra 6'ın güne gelmedik. Bir şey Emel'i dinleyebilir miyiz? Onun sofrası, onun yemek. Ona geldi bu 2 tane 3 puan. Bak 6'ın güne gelmedim. Haftanın en zayıf, en kötü masası burası mıydı 3 verdiğiniz? Hayır, masa için değil. Beni çok kaynana olmamış da filan da ben ama çok... Ama şimdi onun laflarından... Ama ne alakası siz şu anda... Gelinin zarar gördü. Ben elimde ama şey... Ama böyle bir açıklama olamaz ki. Bakın ben elim yandı. Parmaklarım su topladı. Elinde olmayan bir şey. Şurada gerçekten doğradığımız dereotu bile 3 puanlık değil yani. Bu strese 3 olmadı şimdi. 3 nedir yani? Oldu. Altın günü vallahi değil. Fatma Hanım aynı şekilde. Altınlar yükseldi. Oynamışsınız. İkiniz oynadınız işte. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür diliyorum. Yani 3 gerçekten çok çirkin bir puan. Evet. Çok çirkin. Ama siz bana yemekte yani yapılan tüm yemeklerde tattığınız her şeyde yaptığınız tek olumsuz 2 eleştiri vardı. Çorban koyu olmuş. Emel'cim 3 çok çirkin puan diyorsunuz ya. O 3 çirkin şeyi de kayınvalideniz verdi. Evet. Ama şöyle söylediniz. Bak ne kadar ama zorunuza ben şundan gidiyor. Kaynaklı dedim. Çok özür dilerim. Bana dedi ki öyle yaptığı için 3 verdim dedi. Bu çirkin. Çirkin olsun. Bu çirkin. Ama çirkin yemeğin olmamış ki. Sen de kayınvalidenin lafları çirkinse. Ama benim seni artık hiç konuşmayacağım. Ben gelininle konuştum konuşma canım. Konuşma gelinle tamam. De hadi. Sen de kes sesini. Unutursun eve git unutursun. Nasıl konuşuyorsun sen ya? Şenay Hanım konuşmalarınıza dikkat edin. Sen sokakta ama mı konuşuyorsun? Sen dikkatsiz konuşuyorsun. Ama böyle kes sesini falan diyemezsiniz kimseye. O zaman buraya yarışmayacaktım. Evet puanlarım böyle. Seninle yarın tekrar büyük finalde görüşeceğiz. Dinlemeyene sağlık canım. Teşekkür ederim. Afiyet evet, olsun. Evet afiyet olsun. Yarın da Yosma teyzenin gelini yarışacak finalde. Ben hakkımı helal etmiyorum ama sana. O verdiğin puana hiç hakkımı helal etmiyor. Canı sağ olsun. Ben de hakkımı helal etmiyorum. Çünkü sen peki, beni kazan. İyi akşamlar hanımlar. Bence daha fazla uzatmayalım. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.